حجورني Kıymetli Habibe Aydın kızımız için buradayız. Kendisi 17 yaşındaydı. 4 Kasım'daki bu menfur patlamada bize ağır yaralı olarak geldi. Kendisinde kafa travması ve batında şarapnel parçaları nedeniyle yaralanması vardı. Ağır bir beyin kanaması geçiriyordu. Bizde ilk müdahaleleri yapıldı, yoğun bakıma alındı. Karaciğerindeki şarapnel parçası çıkartıldı, karaciğeri tamir edildi. Çok ağır bir beyin kanaması vardı. Yatışının 11. gününde maalesef kendisini kaybettik. Ailesi sorumluluk üstlendi ve çok önemli bir karar aldı. 17 yaşındaki bu genç evladımızın tüm organlarını bağışladı. Bu sayede bu genç kızımızın organları Türkiye'nin çok farklı yerlerinde, değişik illerde, farklı insanlar üzerinde yaşayacak. Biliyorsunuz organ, tüm organlar bağışlandığı için öncelikle böbrekler ve karaciğer söz konusu. Karaciğerde yaralanma olmasına rağmen çok başarılı bir operasyon geçirdiği için karaciğerinde organ transplantasyonu için kullanacaklar. Böbreklerden birisi Ankara'ya gidecek. Bir diğer böbrek Antalya'ya gidecek. Karaciğeri Malatya'ya gidecek. Ve korneaları da bizim burada Dicle Üniversitesi Göz Bankası'nda kullanılmak için bekletilecek. Ya anlatması gerçekten çok zor ama işte biz evdeydik. Büyük patlama bizden çok uzaktı. Bizim evimizde de işte bir sarsıntı falan oldu. Sol tarafa. Biraz aşağı indirir misin? Ekrana bir dokun. Patlamanın sesinden sonra ben de korktum işte. Bizim binanın üst katında bir arkadaşı işte aşağı inip, ben bir kız kardeşim daha var Elif adında, bir 10 yaşında. Dediler ki Elif Gül'ün okuluna bomba falan atmışlar. Ben de korkarak koşarak gittim oraya. Meğerse onun okulu değilmiş. Polis okuluna böyle bir üzücü bir patlama yapıldı. Sonra annem tekrar beni aradı işte, dedi gel tekrar kız kardeşini arayalım telefonla. Telefonla aramaya çalıştı, cevap vermedi. Bir sefer onun arkadaşını aradı bu sefer. Arkadaşını ararken de başkası çıktı. İşte dediğiyle Merve'yi hastaneye kaldırıyoruz şu an. Tabii biz de o anda anladık ki o da onun yanında olduğu için hastaneye koştuk işte. Hastaneye gittiğimizde de işte geniş hastanesine gittik ve ilk etapta oraya götürmüşler. Oraya gittikten sonra direkt fakülteye sevk etmişler durumu ağır olduğundan dolayı. Fakülteye gittikten sonra üstünde kimliği olmadığı için herhangi bir şey yapamadı. İsimsiz olarak giriş yapılmıştı. İki kişi olarak şey yapılmıştı. Bundan dolayı biz 8 saat 9 saat ameliyathanenin önünde bekledik. Ameliyattan çıktıktan sonra işte doktorlar teşhis için beni çağırdılar. Ve ne yazık ki kız kardeşim beyin kanaması geçirmiş o patlamanın şiddetinden dolayı. Ayrıyeten
akciğeri zedelemiş, akciğerine tüp takılarak nefes almasını sağlıyor. Ya ve ekstradan da bir de karaciğeri zedelenmiş o şarampol parçalarından dolayı. Tam 10 gün sonra gözlerini açmaya başladı. Elli kolu hareketleri, her şey var, tepki veriyordum. Yani konuşmak istiyordu, konuşamıyordu ama fazla şey yapmıyordu. Sonra ne olduysa bir gece sonra ani bir kanama tekrar başladı. Bu kanama daha öncekinden daha zarar verdi beynine. Bunun sonucunda da biz bu haberi duyduk işte. İş yerine giderken işte o esnada duvarın parçaları falan mı? İlk darbeyi arkadaşı yiyor, Merve arkadaşı olduğu yerde zaten. Öyle birbirlerini de çok seven arkadaşlar yani. Zaten hastaneye kaldırdıkları zaman elle tutuşarak kaldırmışlar. Organ bağışlamayı hani herkes gönül canını ister de hani hayat kurtarmayı herkes istiyor zaten ama biz zaten kalben yani içtenlikle şey karar verdik buna. Hani zaten benim kız kardeşim de o da kan bağışıyla hayata tutundu yani. O da başkasının kanıyla şu an yaşadı bu yaşına kadar. 2 yaşındayken kanını değiştirdik. 2 yaşındayken kanını değiştirdik biz. Kanlık geçiriyordu sürekli. O esnada işte kanını değiştirdik bu sefer. Kan değişiminden sonra işte renk şeyi oldu onlar. O yüzden şu ana kadar başkasının kanıyla yaşadı. Bundan sonrasında da inşallah onun organlarıyla başkaları hayat bulur. Hedefi nelerdi yani? Hayalleri yani gezmekti. Arkadaşlarıyla beraber mutlu bir hani eğlenmekti. Arkadaşlarıyla beraber gezmek, tozmak. Hani okumaktı. Hani ne bileyim çok şeyi yapmak istiyordu hani yapamıyordu onun imkanları kısıtlı. Bunu yapan birbirlerine yapan insan hani mümkün değil yani. Hani ne diyebilecek hani hiçbir kelime bulamıyorum gerçekten. Bombanın saldırıları hep kınıyoruz. Ne olur terörün her türlüsünü kınıyoruz. Diyebilecek bir şey bulamıyorum gerçekten bu patlamaların olmasını. Onları kurtarıyor, başkaları da bir amaç uğruna öldürüyorlar işte. 10-11'in yoğun bakımda kaldı. Dönemini aldım, 6 yılda ötmeyi aldım. Kurtarmak için. O da zaten 2 aylıkken biz de onun kanını değiştirmiştik aynı fakültede. Biz de aynısını yaptık. Allah'ımdan mısın? Allah'ım. Ne olsun? Ne gecesi? Başka bir gece aşırı. Kaçı mıydı? On organlarını diğer vatandaşları. Terörü kınıyoruz. Gönül ister ki böyle şey olmaması gerekiyordu. Bir insanı kaybetmek bütün insanları kaybetmek demektir. Bir insanı yaşatmak bütün insanları yaşatmak demektir. Habibi Aydın ailesi zor durumda, perişan. Yani ekmekleri kazanmak için ailesine maddi destek vermek için çalışıyordu. Ve bu çalışmayı işe giderken bu olayla, bu patlamayla sonuçlandı. Allah sabır versin. İnsanın görüşü ayrıdır. Yani ne olursa olsun yani insanlara zarar vermek çok büyük yanlış şeylerdir. Yani ne olursa insanın iyisi insana faydalı olandır. Bu şekilde yani şimdi barajı aşmak mesele değil. Yani mühim olan İnsana faydalı olmaktır. İnsanlara can vermek, insanlara hayat vermektir. İnsanlara yararlı olmaktır. Yani bu şekilde. Asla böyle bir şey yoktur. Kürk hakkı için yapan insanlar bunu yapmaz. Kötülükle bir alakası yok bunun. Yani ben bunu gayrimüslim olarak düşünüyorum. Kendi fikrimi sürüyorum yani. Tanım bu güçlerden batıya hizmet etmektir. Başkasının amacını gerçekleştiriyorlar yani.